Selam, ben Davut'tan. Dostlar, İslam'da Bilinme Teknoloji Tarihi kitap okuma serimin dördüncüsüyle devam ediyoruz inşallah. Nerede kalmıştık? Geometri konusunda kalmıştık. Sayfa 51. Herodot tarihine göre geometri bilimi ilk olarak Mısırlılarla ortaya çıktı. British Museum'de bulunan ve Ahmes tarafından milattan önce 2000 yıllarında yazılan Pyrrhus Rind adlı çok eski bir el yazması ilk geometri kitabı sayılır. Bu kesin doğru bir bilgi değildir tabii dostlar, ama elimizdeki mevcut yazılı metne istinaden bu sonuca gidilmiş. Konusu tarlaların yüz ölçümü, sınırlarının, buğday ambarlarının hacimlerinin nasıl tayin edilebileceği hakkındadır. Thales tarafından da eski Mısırlılara ve Babil'den geometrileri eski Yunanlılara tanıtılmış. Thales'in böyle bir iddiası var. Böylece doğan ve bilimlerin en eskisi olan geometri, matematiğin en önemli bir bilim dalı olarak Müslüman matematikçilerle baş döndürücü bir gelişme ve ilerleme sağladı. Geometrinin tarifi, çeşitleri ve faydaları. Genel olarak varlıkların kalitatif, yani nicelik ölçüleriyle ilgilenen geometri, Müslüman bilginler tarafından aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir. Ehvan-ı Safa'nın tarifi var, İbn Haldun'un tarifi var. İbn Haldun'un tarifini okuyayım. Bilinmesi gerekir ki geometri aklı aydınlatır ve kişinin zihnini doğru yola koyar. Bütün delilleri çok açık ve düzenlidir. Geometrik düşünme yolu ile hataya düşmek çok az mümkündür. Çünkü o çok güzel sistemleştirilmiştir. Böylece de devamlı geometri ile meşgul olan zihnin hataya düşmesi nadirdir. Bu şekilde geometriyi bilen kişinin aklı artar. Eflatun'un kapısında geometri bilmeyen girmesin sözü yazılıdır. Evet, bunu başka kaynaklarda da okumuştum. Kurmuş olduğu akademinin girişine bu yazıyormuş. Eflatun böyle bir uyarı yazmış kapısının önüne. Cebirsel geometri, Havarizmi ve kuadrik denklemlerin geometrik ispatı. Havarizmi kuadrik denklemlerini sadece cebirsel, yani sayısal olarak ifade etmiş. Aynı zamanda da onları geometrik olarak ispatlamış. Karekökler falan filan, şu kısımlar dostlar. Şunlar. Bunları tek tek okumayayım. Burada bayağı bir matematik anlatmış. Bunları geçelim. Havarizmin cebirsel metotları da yükseklik bulma metodu. Bu çok zevkli bir konu aslında şuradaki. Şu sayfaya da bakabiliriz. Burada da geometri, matematik anlatılmış dostlar. Arka sayfada da Sabit İbni Kurra, İbni Türk'ün AX kare eşittir BX denklemini geometrik olarak şöyle izah eder diyor. Şurada dostlar anlatılıyor. Şu sayfaya da bakabilirsiniz. Ömer Hayyam'ın kübik denklemlerin kuadrik denklemlere indirgenebileceğini ispatladığıyla alakalı İbni Heysem'in bazı geometrik çözümleri konusu var. Buralarda geçtik. Ömer Hayyam'ın konik denklemleri konusu var. Şu sayfada da Nasreddin et-Tusi'nin Öklid'in elemanlar için yazdığı şerhin ilk sayfası dostlar. Şurada Arapça. Şu sayfaya da bakın. Şöyle göstereyim. Bunlar kitaplarda. Genelde dostlar ya müzelerdedir ya da Kültür Bakanlıklarının herhangi bir kütüphanenin bir tarafında çürümeye terk edilmiş eserler maalesef çoğu. Uzay geometri ve trigonometri konusu dostlar. Uzay geometrisi ve trigonometrinin doğması en büyük hamili Müslüman bilginlerin astronomik meselelere sayısal çözüm aramalarıdır. İşte bunun için batılı bir bilim insanı Wopke şöyledir. Cebiri geometriye, geometri cebire tatbiki ilk uygulama şerefi Müslüman yazar, yani Araplar kelimesini kullanıyor. Genelde böyledir dostlar bu batılı araştırmacılar. Müslüman derken genelde Arap'ı kastederler. Ya da Arap derken Müslüman'ı kastederler. Genelde tabi. Burada da hoca aynen benim söylediğim şeylere benzer şeyler yazmış. Trigonometri teknik bir tabir olarak 1595'ten bu yana Pitiskus ile kullanılmaya başlamış ise de Müslümanlar yıllarca önce hiçbir isim kullanmaksızın genel matematik ve astronomi içerisinde bugünkü trigonometrinin meşgul olduğu konuları işlemişlerdir. Matematiğin her kolunda olduğu gibi trigonometri de Müslümanlar çeşitli çözümleri, özellikle trigonometrik fonksiyonları ortaya koymuşlar. Avrupalılar modern trigonometrinin temelini teşkil eden sinüs, kosinüs, tanjant, kotenjant gibi ne olduklarını Müslüman matematikçilerden öğrenmişlerdir. Örneğin Latince olan sinüs, Arapça caib kelimesinin tercümesinden başka bir şey değildir demiş sayın hocamız. Caib sinüs, caib. Bilemedim. El-Battani
Elbattani trigonometri biliminin en büyük kurucularına biri olan Elbattani'dir. Batılılar onu Albateknius olarak tanırlar. Kendisine bundan dolayı da Bağdatlı Battal müstakabı verilmiş. Onun trigonometri çalışmaları şu noktalarda özetlenebilir. Mesela tanjant ve kotanjant fonksiyonlarını vermiş. Ayrıca sinüs, tanjant ve kotanjantın 0'dan 90 dereceye kadar tablolarını hazırlamış. Şu şekildeki formülü bilirsiniz dostlar. En azından trigonometri okuyanlar bilirler. Kosinüs A eşittir kosinüs B çarpı kosinüs C artı sinüs B çarpı sinüs C çarpı kosinüs A formülü ile ifade ettiği genel uzaysal üçgenin kenarları ile köşeler arasındaki bağıntıları biliyormuş dostlar. Şurada. Daha başka yeniliklerinden bahsediyor. Mesela Elbattani'nin yükseklik bulma üçgeni var dostlar. Yükseklik bulma üçgeni. Şurada da. Onları geçtik. Ebu'l-Leys ve dokuz kenarlı poligon konuları. Bunları geçtik. İbnü'l-Heysem'in kinematik metodu konusu var. El-Kaşi ya da El-Kaşani ve pi sayısının doğru hesabı. Bunu okuyayım dostlar. Pi sayısını biliyorsunuz 3,14 gidiyor sonsuza kadar. El-Kaşi ya da El-Kaşani cebirsel ondalı kesirleri keşfetti ve pi sayısının bugün kullandığımız en doğru değerini buldu demiş Sayın Hocam. Kaynaktan almış. O kaynağa bakacağım şimdi. 34 nolu nota bakacaksın Davut. Eski Mısırlılar, Babililer ve Yunanlılar pi sayısının değerini bulmak için daha önceleri çok çaba harcadıkları bilinen bir husustur. Sayı için farklı değerler tespit edilmiştir. Fakat sayının bugün de kabul edildiği şekliyle en doğru değerini ilk bulan Gıyaseddin Cemşit el-Kaşi'dir. Onun 16 ondalına kadar verdiği değeri de vermiş de olsa pi eşittir 3,14, 15, 9, 26, 535, 89, 87 ve 3 şeklinde devam ediyor. Gazali'nin matematik bilimlerinin değeri. İmam Gazali bildiğimiz İmam Gazali El-Munkazi Minel Dalel bahsetmiştim. Gazali'nin otobiyografisidir. Bu isimli eserde matematik bilimlerin değerini şöyle ifade eder. Riyaziye, hesap, hendese ve heyet ilimlerinden ibarettir. Bu ilimlerin müsbet veya menfi yönden dini işlere hiçbir surette taalluku yoktur. Anlaşılıp öğrendikten sonra bunları inkara da mahal kalmaz. Yaratıkların Yaratılış Hikmeti isimli bir risale okumuştum lise yıllarında Gazali'nin. Orada şöyle bir ifadeye yer veriyor Gazali. Dönemin Nizamiye medreselerinin ikinci büyük hocalarındandır. İmam Cüveyni'nin, İmam Harameyn olarak bilinen Cüveyni'nin talebesidir. İlk hocalarındandır İmam Cüveyni. İkinci kuşak olarak da Gazali gibi zatlar gelir. Astronomi ve anatomi bilmeyen Rabbini layık üzere tanıyamaz falan demişti. O zamandan itibaren Gazali benim dikkatimi çekmiştir. Gazali'nin hani felsefeyi bitiren kişi olarak şeklindeki astasları olmayan beyanatlarıyla, beyanatlara cevapsa dediğinde ileriki bir dönemde bazı okumalar ve bazı bilgiler sunacağım dostlar. Felsefi eleştirmesi başka bir şey, filozof eleştirmesi başka bir şey. Bitirdi demek başka bir şey. Bitirdi denilen yani 1111 yılında öldü. O toplumlarda felsefeyi Gazali bitirdi deniliyor. Bitmiş gibi de görünmüyor. Yani Gazali gerçekten bitirmiş midir felsefeyi? Asasları yok da dediğim gibi şimdi konumuz o değil. Bu yüzden de o konuları deşelemeyelim. Geçelim. Matematik teknolojisi başlıklı bir başlık atmış Sayın Hocamız. Burada bu matematik teknolojisi de matematik aletlerin icat edilmeleri, kullanılan sahalar falan şu şekilde işte şeyler var dostlar. Şöyle çizimler falan var. Matematik teknolojisinde kullanılan alet, edevatlar, musikiler falan. Oraları bundan sonraki bölümde okuyayım inşallah. Bazı okumak istediğim yerler var. Şimdi de bu kadar dostlar. İnşallah sağlıklı bir video oluyordur. Çok fazla rağbet olmadığını görüyorum. Neyse bir şeyler söylemeyeceğim dostlar. Çünkü ilgi sahasına giren şey olduğu için insanlar ilgi sahasına girmeyince çok da tıklamıyorlar. Bende şey de yoktur biliyorsunuz ben çok fazla büyüyeyim, milyonlarca tıklansın aşkı bende olmadığı için o şekilde çok fazla hayıflanmak da istemiyorum. Hani hiç de ilgilenmesin umurumda değil diyecek kadar da küstah değilim. Bu kadar da cahil değilim. Ama en azından isterim ki şu tarz videolar bir ay içerisinde ne bileyim hiç olmasa bir 10-15 bin tıklansın, izlensin isteriz. Yani tıklamayı geçtik, izlensin isteriz. En azından bu tarz eserler var. Ya kardeşim bunlar da bir şeyler yapmış ya. Biz de yanlış biliyormuşuz.
desin insanlar. Bunları ben insanları İslam'ı ısındırmak için yapmıyorum. Vallahi yapmıyorum. Öyle bir niyetim yok. Öyle bir şey olsa bu şekilde şeyler pek yapmam zaten. Farklı bir metot uygularım. Böyle bir niyetimin olmadığını da biliyor olmalısınız. Ama ortada çok fazla bilgi kirliliği ve bilgi eksikliği var, yanlış bilgiler var, tamamen ön yargılar var. Bu durum bizi çok üzüyor. Bu sebepten biz de kaynaklara dayalı olarak bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Neyse, şimdi de bu kadar. Birazdan dostlar kitap okuma serisiyle alakalı bir seri başlattığımı söylemiştim. Onunla alakalı bir metin okumak istiyorum. Eğer fikrim değişmezse şimdi de bu kadar. Hoşçakalın.